kadarıyla. Ben de o zaman başka bir iman hakikatinden bahsedeyim. Örümcekleri hepimiz biliyoruz. Son derece gerçekten akıllılar. Yani neden akıllılar? Çünkü matematik bir düzen içerisinde bir ağ örüyorlar. Bu ağın bir insan tarafından örüldüğünü düşünsek gerçekten son derece özel hesaplamalar yapılmış, üzerinde düşünülmüş, vakit harcanmış ve bilimsel yönden bir konu haline gelecek bir durum olurdu. Fakat örümcekler için bu çok kolay. Bir anda biliyorsunuz arka kısımlarından bir ipek tel salıyorlar. O saldıkları teli daha sonra bir yerlere tutturarak mükemmel şekilde geometrik düzenli bir ağ oluşturuyorlar. Şimdi bu ağın detaylarını vermek istiyorum ben. Bunu Y şeklini kafamızda canlandıralım. Y şeklinin en ortasında bir merkez vardır, değil mi? İşte örümcekler de özellikle bu bahçe örümceklerinden bir tanesi, bu göstereceğim tür, bunu uyguluyor. Y şeklinin merkezinden dışa doğru bir yerlerden tutturulan yerler düşünün ve bunu ilk olarak uyguluyor. Bunu uyguladıktan sonra, merkezini oluşturduktan sonra ipek telleriyle daha sonra ağını örmeye başlıyor. Fakat ağını örerken, şimdi ekrana bakabiliriz. Önce, bakabiliyor muyuz? Önce geçici olarak teller yapıyor. O telleri daha sonra sağlam tellerle kuvvetlendiriyor ve gördüğünüz gibi diğer resimlerde de göreceğiz şimdi. Bakın son derece açıları mükemmel şekilde oranlı olarak ortaya konuyor. Bir tane daha vardı. Bunu da büyütebilirsek eğer, burada da çok net bir şekilde görülüyor. Burada bir mühendislik var. Gerçekten geometrik alanında son derece ileri gitmiş bir profesörün sanki hesaplayıp da yaptığı bir çizim gibi duruyor ama öyle değil. Burada bir örümceğin normal hayatının akışında böcek yakalamak için, avlamak için uyguladığı bir yöntemi görüyoruz. Tabii ki ben bunun için normal diyorum ama burada bir akıl var. İşte bu aklı yaratan Allah. Şimdi buradaki ağların eşit olması neden önemli? Çünkü o sırada onu hesaplamıyor. Ama Allah ona ilham ediyor. Yani bunu tesadüfler sonucunda ortaya koymuş değil bu örümcek türü. Gerçekten bu açıların hesaplanması eşit olarak, hatta buna söyledikleri bir isim vardı, küre ağı diyorlar, eşit açılı sarmal özellik deniyor buna. Böcekleri yakalamada önemli bir geometrik düzen olduğunu söylüyorlar ki bakın profesörlerden bir tanesi, bu dergilerden bir tanesinde yayınlandı, isim veremiyorum. Fakat şöyle geçiyor, diyor ki küre ağı, yani eşit açılı sarmal özellik gösteren ağlara küre ağı deniyor. Tam anlamıyla uçan böcekleri yakalamak üzere hazırlanmıştır. Bakın önemli bir geometrik düzen olduğunu bize bildiriyor. Yani tesadüfler eseri oluşan bir yapı yok burada. Ağ temel oluşturacak birkaç liften yapılmış bir çerçeve çok daha sağlam başka liflerle bitkilere tutturulur. Ve radyal düzenli lifler çerçeveye çaprazlama bağlanır. Bakın radyal demek, yani merkezde tutturulmuş liflerden bahsediyoruz. İpek liflerden bahsediyoruz. %30'luk bir esneme payına sahip tutunma ipeğinden yapılır. Bakın bu esneme payı da çok önemlidir. Bilim adamları bunu da çok araştırıyorlar. Buna benzer, hatta bu esnekliğe ve bu sağlamlığa sahip elbiseler yapmak için de gerçekten özen gösteriyorlar. Diyor ki daha sonra dayanıklıkları ve esneklikleri ağır uçan böceklerin çarpmalarına ya da rüzgara karşı koyabilmelerini sağlar. Bunlar birbirlerine çok yakın aralıklarla bölünmüş. Sinekleri yakalayan yapışkan bir iplik spiralini, sarmalını taşırlar. Şimdi bakın burada örümceğin kullandığı önemli bir yöntem daha var. Geçici sarmaldan bahsetmiştim ben. Şimdi bir dairenin çeyrek yarıçapını düşünelim. O yarıçaptan ilerlerken kendisine adım atabilmek için geçici lifler oluşturuyor. Daha sonra yapışkan gerçek ipeği oraya tutturabilmek için de bunu daha sonra yiyor. Yani onu tamamen ortadan kaldırıyor. Bu belki birçoğumuz tarafından bilinmiyor olabilir. Hem üretiyor hem daha sonra yiyor ve gerçek örümcek ağını oluşturmak için, sağlam örümcek ağını oluşturmak için de belli bir düzende hareket ediyor. Yani çok şuurlu hareket ediyor gerçekten. Şimdi bunu kendi aklına göre nasıl yapabilir? Bilim adamları biri araştırdılar. Ancak böyle bir şeyin bu Y yöntemi kullanarak yapılan bu mükemmel düzenin yeni farkına vardılar. Ama bu örümcek bunu milyonlarca yıldır yapıyor. Allah ilk yarattığı andan itibaren bu örümcekte bu özellik vardı. Neden? Çünkü bu özelliğe bunu veren Allah. Burada bir akıl var, burada bir şuur var, burada bir geometrik düzen var. Bu tesadüfen oluşamaz. Bu da gerçekten çok önemli bir iman hakikati o açıdan. Maşallah, yakın zamanda anlatmışım aslında. Yeni bir şey keşfedildi. Örümcek ağları ile ilgili yapışkan, iletken, elektrik ileten bir madde, yapışkanlarındaki madde. Bu nedenle de avlarını hem çok rahatlıkla sarabiliyorlar hem de havadaki negatif olsun pozitif olsun tüm yükleri toplayabiliyorlar. O da Allah'ın ona yarattığı bir kolaylık.
Maşallah. Maşallah. Elhamdülillah.